Peki Hoştan Can Bey, neden bu kadar parti yapıyorsunuz? Abi cevap çok basit. Üniversitedesin. Bu iş bize sosyoloji bölümünden 23 senede mezun olan Tekin abinin yadigarıdır. Üniversitede ilk senem kafede oturuyoruz, böyle bir adam geldi böyle. Moruk istedi, akşam 90'lar parti, hepinizi beklerim, ilk içkiler bizdendir. Çat 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 suratımıza biletleri attı gitti. Abi dedim, olmak istediğim insan işte bu. Bütün planlamayı Ağustos'ta yapar, biletleri bastırır. Mesela Welcome to University War 1, hoş geldin partisi 2 Ekim. Mesela ertesi gün hoş bulduk partisi 3 Ekim. 80'ler, 90'lar, hicri 1400'ler var mesela, alkolsüz, ilk kompostolar bizden. Mesela Mayıs'ta Vol 39 tanışma partisi, veda partisi 4 Mayıs'ta, acaba bir şey unuttum mu partisi 5 Mayıs'ta ertesi gün. Hani dönüp baksınlar, kafaları iyi tabii kalıyor. Sonra baktıktan sonra 6 Mayıs'ta veda partisi Vol 2, artık veda edelim. Böyle böyle gidiyor. Oğlum hani eve gidecektiniz lan? PES'e gelmişsiniz. Ya biz de öyle sıkıldık da dedik bir PES atalım bari öyle gideriz. Tamam yani. O zaman yenilenle de ben oynayayım. Oğlum sana yalan söyleyip PES'e geliyoruz. Sen anlamıyor musun? Muhabbetin sarmıyor abi, istemiyor seni. Dakika kaç? 70. Tamam ben beklerim biraz daha. Ya kardeşim sevmiyor seni, anlasana ya, Allah Allah. Ulan annem babam bile burada lan. Ya anan PES öyle dedi de o yüzden dedim gelelim. Anne öğretelim. Baba? Siz yıllarca işe gidiyorum deyip buraya mı geldiniz? Yok lan, ben emekli olamıyorum, 10 sene oluyor. Hem evde muhabbetim sarmıyor, biz de kaçıyoruz buraya geliyoruz yani. Hem deden de burada, bak burada. Hay senin boş boğazın. Ya oğlum içi bayram görüyorum yani, lanet ediyorum sana. Bok gibi muhabbetim var, bizde ne yapalım? Dede sen ölmedin mi ya? Yok, seni bir daha görmeyeyim diyor, öldük dedik. Bak kimse seni sevmiyor. Al şu silah, sık kafana, bitir bu işi hadi. 2 saniye. Ya tamam sıkarım, sorun değil de. Bak şimdi 2, 4... Dedemle ben 6... Turnuva yapalım mı, ne diyorsunuz? Demek kızımı seven delikanlı sensin he? Evet efendim. Kızımı yaşatabilecek misin? Niye, ölüyor mu kızınız? Hayır yani bakabilecek misin anlamında söylüyorum. Felçli bir kız, niye bakayım ya, evlenip birlikte yaşayacağız işte. Ah be. Kim bu adam? Baba. Beyefendi, oğlunuza sahip çıkın. Bu ne rezillik? Birbirlerini seviyorlar ama. Cebinde 5 kuruş olmadan mı sen? En azından oğluma bugüne kadar tek bir haram kuruş yedirmedi. Hiç parası yok ama. Tamam işte, ben haram kazandığım için hiç vermedim ona. Ulan kızım mı bakacak çocuğunuza? Ya bizim kimseye ihtiyacımız yok. Para verirsin yani bana. Ne vereceğim lan? Açlıktan öl. Benim de oğlum vardı bir zamanlar. Ne oldu oğluna? Harçlıktan ölü çocuk. Çok para veriyordum. Adı neydi? Zekeriya Engin. Kimliğinde S.Engin yazıyordu zaten. Sığma. Lan herifin ismi bile zengin diye geçiyor kimlikte ya. Evet dur, kaç lira veriyordun çocuğa harçlık? 1000 lira. Güllük. Tek tek söyle, yavaş dur. Tek lavaş dürüm mü? Ne zamandır yemek yemiyor lan bu çocuk? O kadar para verdim, anında yedi. Yemeği ödese neyse. Az veriyorsun dur sen. Çok ver, bak bakalım bitirebilecek mi? Al lan 200 lira. Oha! Ben dedim ama yiyor diye. Çok gelmesin 200 lira. Neyse birkaç gün bir şey yemez. Bir tanem çok beğendiysen alalım gözlüğü. Ne kadarmış? O 700 lira. Yok çok pahalı, sakın. Yok hayır alma. Hayır. Ne olacak, hediye mi olsun sana, alayım hadi. Hayır hayatım, 700 lira çok pahalı, hiç gerek yok. Yok alma, hayır. Ya peki almayayım, tamam. Ya hayır diyorum, çok pahalı, gerek yok, hayır sakın alma, hayır gerek yok. Tamam almayacağım diyorum. Ya alma alma, gerek yok diyorum. Bak bir şey söyleyeyim, eğer bana bunu alırsan sana çok kızarım, aşırı kızarım sana. Ya tamam almayacağım, sana almayacağım onu. Allah Allah, duymuyor musun, alma diyorum ya. Hayır alma, istemiyorum, çok pahalı, hiç gerek yok. He sen alma diyorsun. Tamam ben şimdi anladım. Gözlüğü alıyoruz. Ya hayır al. Tamam canım ya, itiraz mı? Aldık artık, tamam aldık. Hadi şu karttan geçelim. Hiç dinlemiyorsun beni bir tanem. Teşekkür ederim yani. Hiç gerek yoktu bunu. Peki eski sevgililerinle neler yapardın mesela? Sinemaya giderdik. İşte Meltem vardı. Meltem'le hayvanat bahçesine gitmeyi severdi. Yok senin altın eskilerde kalmış da ben kalkayım sana mı? Ne alakası var ya? Allah, hem soruyor hem cevap verince ben kapattı oğlum. Anlamadım ki ne cevap vereyim ya. Pişt, pişt. Sorunun cevabını mı arıyorsun? Miyamoto Dağı'nın zirvesindeki nadir bulunan çiçeği kopar ve Shengzhou Tapınağı'ndaki Bilge Kotal Kahan'a götür. O sana cevabı verecek. Benim de selamını söyle. Birader tapınağı mı gönderiyorsun, sanayiye mi gönderiyorsun? Ne saçma sapan. Yüce Sensei, anasının nikahından ot yolup geldik. Yardım et. Ne söylesem suç oluyor. Ne cevap vereyim? Cevap. Oğlum cevap verilir mi, salak mısın? Geçmiş geçmişte kalmış diyeceksin, kapatacaksın konuyu. Ha doğru. Kutal ne sormuş hayatım? Şeyi sormuş ya. Eski sevgilerin ne yapıyor? Hani ben de anlatmıştım ya sana. Böyle sarışın bir kız var. İlk açtım lise 3'e gidiyordum ben. Bir sinemaya falan giderdik dedim. Anlat ben. Anlat. Allah'ın cezası. Hayda. Ulan istemedin o günüm. Hayatım bir... Ay oha ayı.
Orada kaç para varmış? Burada 2000 lira var. E o zaman toplam 48.500 nakitimiz var. Altınlara geçelim. Bak. Benim babamın taktığı bilezik. Senin babanın taktığı künye. Sizinkilerden bir bok olmaz. Üf, sizinkiler sanki çok taktı. Hey, kıza niye o kadar sarıldın anlam veremedim. Tanem en yakın arkadaşım dedin. Kızı kendin çağırmadın mı buraya? Ya kalkarken dostça sarıldım ya. Ne var ki bunda, abartma ya. Peki mesela bir empati yapalım. Senin yakın arkadaşlarından biri bana... Sus tamam, empati falan yapmak istemiyorum. Hani böyle sarılsa mesela. Ya olur mu lan öyle şey? Tamam sus artık ya, bir daha sarılmayacağım. Aklıma getirip durma şöyle şeyler. Hadi sus. Bir tanem bir bardak su koyar mısın bana? Yok mu elin ayağın, gidip alıver. Peki yakın arkadaşlarından biri mesela boynumdan şöyle yavaşça... Tamam lan sus, gözümün önüne geliyor ya. Tamam getiriyorum suyunu, Allah belanı vermesin be, yeter ya. Hayatım şu ağda bandını ısıtır mısın sana zahmet? İşim var, görmüyor musun? Peki mesela senin en yakın arkadaşlarından biri böyle saçımı tutsa böyle... Hayır sıçacağım empatimi, tamam falan. Ver şunu ya, sus yeter ki. Bak gözümün önüne geliyor, yemin ederim bak çıldım. Hayatım yardım et, çantayı çaldım ama çıkarken alarm çalıştı, polis peşimde. Kızım yok mu senin çantan, niye çalıyorsun ki? Peki empati yapalım, senin en yakın arkadaşlarından biri beni... Yanakla dudağımın empati, Allah belanı vermesin. Tamam sus ya. Yeter ki konuşma bak. Tamam ver çantayı, ben girerim hapse. Sus, gözümün önüne giriyor. Oğlum bu böyle nereye kadar gidecek? Ne nereye gidecek anne? 30'una geldin artık, evlen. Ya anne adam akıllı, bir kız mı var ki evleneyim? Bir sürü aile kızları var, niye olmasın? Vallahi anne az ellenmiş olsa bile kabullümdür, öpüp başıma koyacağım. Al bak, helal süt emmiş temiz bir aile kızı. Hem sana hem ailemize layık. Ya anne Allah aşkına ya. Yavrum bir buluş, ölmezsin ya. İyi tamam. Yavrum artık siz tanıştığınıza göre ben gideyim. Tabii teyzeciğim, siz nasıl uygun görürseniz. Ulan anamın dediği kadar varmış ha. Alev ne haber ya? Ayburak ne haber ya? Neredesin sen iki gündür? Ay kusura bakma, mesaj atmışsın ev boş diye, gelemedim dün çünkü Berke'lerde kaldı. Alev merhaba. Aa Berke sen de mi buradaydın ya? Dün gece Berke'yleydik. Tanıştırayım Uğur. Oo, Alev nasılsın? Amirim sen de mi buradaydın ya? Gel bak kim var? Bak senin üstüne kuma getireceğim bunu. Kuma? Ne kuması ya? Ay haremimi alıyorum seni, daha ne olsun? Anne! Baba. Oğlum. Sana bir de kötü haberim var baba. Önce kötüyü söyle. Kötü haber. İyi haber yok. Nasıl yani? Yani doktorla daha konuşmadım, bir haber yok. Mehmet Bey. Doktor, babam iyi mi? Tabii, babanız gayet iyi bir insan. Onu demiyorum, durumu nasıl? Ölecek miyim? Herhalde öleceksiniz a**lıyım. Ölümsüz müsünüz siz? Maalesef 12 parmak bağırsağınız işlevini yitirmiş. Aman doktor bey, o kadar parmağı nereden buluruz biz? Parmak değil, salak bağırsak diyorum. Vallahi bizim ailede toplasan bir elin parmağını geçmez bağırsak sayısı. 12 çok fazla. Belki camdan bağırsak yardım edecek birileri çıkar ha. Lan geliyor 5 parmak ha. Salak galiba biraz. Dayan baba, bak 5 tane bulduk bile şimdiden. Ne yapmamız gerekiyor doktor? Maalesef tedavi Türkiye'de yok, yurt dışında. O kadar parayı nereden bulacağız doktor? Ameliyat olsa bile tedaviye cevap verebilir mi bilmiyorum. Tedavi nerede olacak doktor? Amerika'da. Vallahi İngilizcem de yok ki, nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Cevap derken vücudunuzun vereceği tepkiden bahsediyorum beyefendi. Ya işe yaramazsa peki? Maalesef bitkisel hayata geçebilirsiniz. He, vejetaryenim ben zaten, sorun yok. Sen ne zamandan beri vejetaryansın baba? Beynini yediği günden beri muhtemelen. İzmir'den katılıyorum. 27 yaşındayım. Lise mezunuyum. Yarışmaya katılma fikri, yani ufaklıktan beri zaten sesin hep güzel diyorlar da bu son zamanlarda işte şu Ses Türkiye programının çıkmasıyla işte oraya kesin katıl, birinci olursun filan diye baskı yapmaya başladılar. Başımın etini yediler, ben de başvuru yaptım. Yarışmacımız sürekli evde ailesine bağlama çalıp türkü ve şarkılar söylüyor. Ailenin gayet keyfi yerinde. Seni duymuyorum. Sen olsan bari. Ya abi ya. Sen ya. Ya sustur şu an. Kadın ha. Yani işin açığı, hep dediler ki evde bizim kafamızı git oradakiler senin karnını çeksin. Tuvaletteyken aklıma bir şey geldi Mahdur. Ne geldi aklına Buffett'in bir niçe? Mesela bana neden böyle bir isim verdiniz? İnternet paketiniz mi bitti? Google'a mı girip bakamadınız? Hiçbir arkadaşım adımı telaffuz edemiyor. Bunu mu düşündün yani tuvalette? Hayır Mami. Çağımızın vebası depresyonun nedenini buldum. Nedeni neymiş? Üzgünüm Mami ama bunların sebebi sensin. Five Brothers geliyor. Hayır, Bad China gıybet attım. Hala beni dövme peşindesin. O zaman sebebini söyle. Pişiğine pudra sürdüğüm. Hava, su, toprak, tahta. Bunlar doğada bulunan 4 element biliyorsun Mahdur değil mi? Evet. Evet, Gora'da da var bu sahne. O zaman niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kız kardeşim Jennifer'a ekmek al diyorsun. Babama da işe git diyorsun. Bırak gitmesin, aşk alalım, sürünelim. Büyük annene ne diyorum? Evlilik programlarını izleme diyorsun. Yaşlı kadın bu dünyadan göçmeden 7-8 tane paravan açılışına şahit olsan ne olur ki? Sana ne diyorum?
Ödev yap diyorsun. İstediğimde yaparım. Avradının teneffüsünü çaldığımın okulu kaçmıyor ya. Senin minik sinsar. Bu kadar felsefe yapacağını ödevini yapsaydın. Hayat böyle bir şey olsun anne. Hadi bakalım. Niye çalışmıyor bu? Ya az önce çalışıyordu oğlum bu mağazada. Allah Allah. Şey merhabalar. Ben bunu az önce aldım da çalışmıyor. Bozuk herhalde. Bakalım. Çalışıyor. Ne zaman aldınız siz? Daha 2 saat oldu alalım. Yeni satın almışsınız. Şimdi 6 aydır bizlerle burada çok alıştı birbirimize. Aile gibiyiz ya. Yerini yadırgamış. Ondan çalışmamıştır. Ne yapacağız? Hadi be. Tankut Bey, akşama taze fasulye yapalım diyoruz. Ne diyorsunuz? Yanına da cacık. Tabii Besul Hanım. Peki. Hadi oğlum. Vallahi tebrikler Ercan Bey. Bravo Ercan Bey. Sağ olun tam. Ya ben bunu ne zaman çıkaracağım? Siz ne zaman mağazaya geri döneceksiniz? 2-3 güne size alışır. Biz de gideriz mağazaya. Ercan Bey, tuvalet kağıdı bitmiş de bir müdahale eder misiniz? Ben değiştireyim o zaman bunu. Duyarsa çok alınır. Dükkanda da çalışmaz, paranızı iade edemeyiz. Abi müzik mi çalacaksın sen? Hadi bakalım ha. Biz Teksaslılar saatine düşkün insanlarız. Bu demek değildir ki her yerde saat satıyoruz. Geçen yaşlı bir amcaya yanaşıyorum. Pazar katedral kaçta açılacak diye soracağım. Bana kolundaki saati gösteriyor. Yani saatin var bro diyor. Sayılı günlerini saydığımın emmisi. Ben sana ateist papağanın ötüyor mu diye soruyor muyum? Her Çorumlu leblebici midir? Hayır değildir. O zaman her Teksaslı da saatçi değildir. Kavga nasıl gerçekleşti? Ben sana saatin var mı değil, saatin var mı diye sordum. Shut the fuck up bitches! Saatçi esprilerin için yanlış zenciye çattın, anlıyor musun? Bir dakika, sakinleşir misin? Hala saat üzerinden gidiyor. Avradının yel kovanında bal aldı. Ben sana Meksikalısın diye acıların çocuğu diyor muyum? İstediğin kadar diyebilirsin. Benim adım Little Emrah. Bunu herkes biliyor. O zaman run Little Emrah. Run. Mother'ına bir numara büyük ayakkabı alıyorlar. Adamı Mother Sister karıştırma. Sen kime şekil yapıyorsun birader? Burası Meksika. İsot'un harman olduğu yer. Liderimiz Abraham Tatlıses. Adamı yakarlar. O baba hayırdır? Misafir odasında uyumuşsun. Annem mi kovdu yoksa? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Dün misafir olarak annenin arkadaşı geldi. Onun yanında uyumuş. Baba ne diyorsun? Hiç mi görmedin kadını? Yatıldın mı kadın yanına ya? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet, yanına yatmadım zaten. Üstüne yatmışım. Sorun da bu. Baba ayıp değil mi bu yaptığın? Nasıl yaparsın bunu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet, ayıp şeyler yaptık. Aramızda kalsın. Yahu annen gibi kadına yapılır mı lan bu? Nereden duydun? Neyi lan? Annen gibiydi oğlum kadın, dayanamadı. Bilirsin, anneni beğenir. Baba hareketlerin bazen çocuk gibi geliyor ha. Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet, bir çocuk geliyor. Kaza kurşunu. Lan ne diyorsun, ne çocuğu? Hiç mi aldırmıyorsun söylediklerimi sen benim ya? Nereden duydun? Neyi lan? Evet, aldırmayı düşünmüyorum. Sonuçta o da benim çocuğum. Lan şurada karını çocuğunu düşürdüğün hallere bak be. Nereden duydun? Neyi lan? Evet, az önce kadın aradı. Galiba çocuk düşmüş. Yazın. Ah, bana bir şeyler oluyor. İyi misin lan? Sen aldırma baba, devam et. Düştüm ben. Evet, bu saatten sonra seni aldıramayız zaten. Artık çok geç. Baba ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Arabayı alabilir miyim? Arabayı satmıyorum baba. Satın almayacağım zaten baba, kullanıp gelirim. Alamazsın zaten, pahalı. Çalacağım zaten bu gidişle araba. Ne oluyor burada? Abin arabayı istiyormuş. Baba artık sen de ver artık adama ya. Yok araba falan, zaten yeni aldım. Ya ehliyetim var benim. Arabayı kaldırabiliyor musun lan sen de? Arabayı kaldırıyorum da arabayı bana vermemeni kaldıramıyorum baba. Ehliyetim var diyorum. Ehliyetli olunca kaza yapılmıyor mu? Yapılmıyor tabii. Ehliyetsiz biri gelip sana çarparsa sen kaza yapmış olmuyor musun salak herif? Doğru. Öldüm çık. Sen ne istiyorsun lan? Harçlık isteyecektim de. Ulan daha geçen hafta verdim. Ne zaman bitti? Geçen hafta bitti. Bir haftadır nasıl gidip geliyorsun okula? Arabayla. Ya çarpsaydın arabayı? Çarptım diyorum ya zaten baba. Ya kaza yapsaydın diyorum. Sen hiçbir kaza yapmadın ya. Onu yaptım, sen oldun işte. Öldün çık. Polisi arabamı çaldığını söyleyeceğim şimdi, sen gör. Ulan çaldım, aldığın yere geri soktum. Polis ne anlayacak? Sana şimdi çıktığın yere geri soksam annen anlamayacak mı? Anlar herhalde. Çıktığım halde şimdiki halim aynı mı sonuçta? Arabanın hali eskisinden farklı mı da? Kaza mı yaptın lan? Nereye gitti lan bu? Herif senden korkusuna ışınlandı baba. Buna bir daha araba yok. Herif ışınlanıyor a**ına koyayım. Ne yapsın arabayı? Bunu mu arıyorsun Ray? Ne işin var senin burada? Misafirine bir şeyler ikram etmeyecek misin? Ha. Yanlış bir hareket yaparsan seni öldürürüm. Sakın benim burada olduğumu söyle. Bunu mu arıyorsun Ray? Al gerizekalı, aç konuş. Alo. Tamam, sorun yok. Bana çabuk paraların yerini söyle. Paraları bende değil. Bana çabuk paraların yerini söyle, yoksa kafana sıçkarım. Lanet olsun, tamam. Bunu mu arıyorsun Ray? Al gerizekalı. Bu ne? Paralar. Bana niye? Sana niye verdin ki onu? Paraları geri ver dedim. Bunu mu arıyorsun Jane?
Nasıl yaptın lan onu? Benim silahım. Bari bir an sırrımı öğrendin sandım ha. Bunu mu arıyorsun Ray? Ebesin ama artık. Ver silahı gerizekalı, ver. Parayı da ver, parayı da ver. Elif, ben senden çok hoşlanıyorum. Mehmet kusura bakma yani, ben seni sadece arkadaşım olarak görüyorum ve bundan ilerisini düşünmüyorum. Peki tamam, arkadaş kalalım. Öyle olsun. Burak, ben senden çok hoşlanıyorum. Buse, şu an söylediklerine karşı şok oldum yani. Ben hep bir arkadaşım, dostum olarak gördüm seni yani. Hiç aklımdan böyle bir şey geçmedi, geçmez de. Arkadaş olalım mı? Pardon da sen kimsin de beni reddediyorsun yani, ben onu anlayamadım yani. Piçe bak, arkadaş olalım diyor ya, piçe bak ya. Umutlarım da aynı zor bu çocuğa. Ya lanet olsun, tamam ya, çıkalım ne olacaksa olsun, Allah kahretsin ya. Tamam, anlaştık. Geçen gün büyük babam kahraman New York'ta beni bir dondurmacıya götürdü. Bu gerçekten çok sinir bozucuydu. Al bakalım. Hop. Ha? Oo, burada uçan bir dondurma varmış. Ver şunu, karşında çıldırın yok. Uzanırsan alırsın dondurmayı. Bak, külah şakalarından hoşlanmıyorum. Sen onu külahıma anlat, hadi tut bakalım. Gel buraya. Sana meybuz alalım demiştim Mami. Dondurma gibisin şarkısını söylersen veririm. Hadi söyle evlat. Hayır, o aptal şarkıyı söylemeyeceğim. O zaman asla dondurmayı yemeyeceksin. Lütfen paramızı geri verin. Yo, söylüyorum ki. Ya sebzesi tadında dondurma gibisin, iki tane almayalım. Söyledim anne. Tamam, artık hak ettin, al bakalım. Sence bu komik yani Fadır? Avradınızın buzluktaki dondurma kutusuna sarma koyayım. Al al, tamam, ağlama. Fako! Büyükannesinin yatak ucu suyunu milkshake'de değiştirdim. Hey, sakin ol minik gangster, artık yiyebilirsin. Ha, imitasyon değil değil mi? Fadır, parayı hemen verme, onun gibi şaka yap. Hadi dondurma mamada kaçalım şuradan. Neden bunu yaptın? Ne yapmışım kar? Komşunun danasının ipini çözmüşsün, hem de şu minik patilerinle. Hey, çek ellerini. Bir tüyümü koparma 8 yıldan başlar, biliyorsun koruma altına alındım. Kaçma, hesap vereceksin. Evet, o danayı çaldım Carl. Çünkü lanet olsun tünümden birilerini yemek istemiyorum artık. 7 kurban geçti Carl, hala horoz kesiyorsun. O da seni sabahları uyandırdığı için, ibadette alakan bile yok. Bunu bana ateist bir gaga mı söylüyor? Ne yani, yıllık izne çıkamaz mı? Hey tamam, getir o minik gaganı, bayramda küs kalamayız, hem sana bir hediye var. Ne hediyesi? En sevdiği şey yani bir muh. Lanet olsun sana Carl, benim muzofobim olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum ama içine kurbanlık et koydum. Bakayım, hala kavurma kokusu gelmedi gagama. İyice gagala. Eğer içinden et çıkmazsa avradını gagalayacağım. Bildiğin Senegal muzu bu. Yine beni kandırdın, avradının bahçesine bambu ağacı diktim. Hadi ama tüylü budala, bu cezayı hak etmiştin. Seni gerizekalı, geceleri ne kadar derin uyuduğunu unuttun galiba. Ve bu gece de uyuyacaksın Carl. Ben sen muzu soyup baş ucuna koyacağım.